Herkese merhaba ben Koray ve bugün yine çıldırmadık bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar Bugün gerçekten abi inşallah bugün kafayı yemeyiz inşallah file görmeyiz artık ben bıktım yemin ediyorum bıktım Ama arkadaşlar illa çıldıracağım anlar oluyor bu videoda olmasın diyorum oluyor o yüzden hani siz olacağını bilin ve bu videoyu baştan sona izleyin bakalım kimler neler çıkarmış hep birlikte görelim. Ve daha fazla video gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Hatta desteklemek için de like atabilirsiniz. Hayra kanala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aramıza siz de katılın. Abone olup bildirimleri açarak. Ayrıca arkadaşlar her gün Nonolive'de canlı yayındayız. Bunu izlemeyi unutmayın. Nonolive'deki canlı yayınları da gelmeyi unutmayın. Bugün muhtemelen saat 6'da hatta canlı yayında olacağız. Her gün de 6'da açmaya çalışıyorum. Hadi bakalım arkadaşlar o zaman kadro ve paketlerimizi yorumlamaya başlayalım. İlk paketimiz Umut Hakvar'ın paketi 45.000 coinslik paketten oyuncu paketinden 85 obama yani çıkarmış gerçekten helal olsun çünkü ben hayatımda hiç 85 bir oyuncu çıkardığımı hatırlamıyorum. Abi bazen videoda falan denk geliyor özel görev geliyor 80 üstü çıkması gerekiyor ben kesin çıkacak diyorum çıkıyor falan ama hani 80-81 falan çıkıyor burada 85 çıkması gerçekten helal olsun kardeşim iyi bir oyun çıkarmışsın tebrik ediyorum. Eden Yılmaz 101 gen 120 kimyalık bir kadrosunu atmış biliyorsunuz kadro artı paket yorumlama olduğu için karolara da bakıyoruz. Kardeşim Karun genel olarak güzel ama memnun olmadığın oyuncular özellikle şu Arnatovic, Kovacic falan hani çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Dafin'in iyi olduğunu söylüyorlardı. Cihane de bilmiyorum iyi mi? Yani çok değiştirebileceğin oyuncu var. Yani çok kullanılmayan oyuncu var Karun'da. Salah'ın boost'u falan çok düşük yani. Onlara birazcık dikkat et. Oyunu daha fazla oyna etkinlikleri çok daha fazla oynaman gerekiyor. Çünkü boost'ların genel olarak zaten düşük. Bunları arttırman gerekiyor ve bir boost'a bağlı ol. Salah'a da gerekiyorsa sat 3 boost'la Salah oynatacağına. Hani sat daha iyi bir adam falan alabilirsin bilmiyorum. Çünkü 3 boost aşırı düşük gerçekten. Salim Göves 114 gen 120 kimyalık harika bir takımını atmış. 96 gen Alison var. 96 Robertson falan gerçekten güzel bir kadro var kardeşim. Benim takımdan iyi daha abi. Hiç laf söyleyemem. Erik senden memnun musun? Bunu yorumlara yazmayı unutma. belki ben de Erik seni alabilirim çünkü. Bunu yorumlara yazarsan sevinirim kardeşim. Genel olarak kadron ama güzel beğendim genel olarak kadronu. Hemen Efe Koç'un kadrosundayız. Öneri bitçe 1.5 milyon demiş. 1.5 milyon coinslik bütçe ya abi süper güç kadrosu muhtemelen evet süperlik sadece oyuncuları var ee, Yeni gelen transferleri alabilirsin yani tuttuğun takım tam olarak ne bilmiyorum zaten süper güç kurduğun için tam da belli değil ama yani Fenerbahçeli oyuncu çok az Fenerbahçeli oyuncu sadece Isla var o yüzden Isla yerine ya Şikirtel de varmış Bilmiyorum abi ya şu an aklıma hiçbir oyuncu gelmedi ama Carlos genel olarak güzel hatta kalpte koyalım abi sana böyle bir kalp şey şöyle hatta buradan atalım çünkü abi süper güç. Hani muhtemelen benim videolarımdan falan görmüş olabilir. O yüzden sevindim. Serhat Erenbaz Amazon paketinden 100 gen Casemiro çıkarmış. Abi bugün bunu bari çok görmeyelim. Çünkü bu çok çıkmıyor. Bunu bari çok görmeyelim. Bu arada yarın efsane bir video geliyor. Telif yiyebiliriz o videodan. Ama efsane bir paket açılımı yaptım. Arka planda müzik çalıyordu canlı yayında olduğumuz için. Ama efsane bir video geliyor arkadaşlar. Onda pusuda oldum. Belki telif yeriz ama yapacak bir şey yok. Erdem Yersel abi öneri bütçe 3 milyon demiş. Bütçe 3 milyon gerçekten güzel kardeşim kadron bu arada. Öneri olarak da sana e, MO'da kim vardı az önce? Ha, Bernardo Silva kullanıyorsun. Bernardo Silva'nın diğer kartını kullanırsan senin için çok daha iyi olur ve Bustu da herhalde senin için daha iyi oluyor olabilir. Yani Bustu muhtemelen senin için daha iyidir. Abi çok fazla Karo gördük. E, bu arada paket çok az gördük şu ana kadar. Her neyse genel olarak kardeşim kadron bu arada çok güzel. Karo'nda 10 üzerinden bir 6 verelim. Şu kadroyu da hatta bir 10 üzerinden değerlendirelim. Çünkü 114 gen. 10 üzerinden buna da 8 verelim. Hemen arkadaşlar aşağı inelim. Ramazan taş Taşkıran'ın kadrosu. 118 gen, 120 kimya. Çok güzel bir kadro görüyoruz. Vanya ama niye orada ama gerçekten moralim bozuldu. Oraya bir sol orta saha bulman gerekiyor senin şu an. Gerçekten içim kıpır kıpır olan sinir oldum o kısma. Çünkü herkes 16-17 gen muslu ve Vanya 10 gen muslu. Ben öyle şeylere çok böyle içim rahatsız oluyor. Böyle bir mutsuz oluyorum. Sol orta saha'ya tot son 94 gen ikinci santrafor demiş. Aynen alabilir bak gerçekten o mantıklı. Hatta bu yoruma da ben kalp atayım. E, bence de onu yapabilir ben de o şekilde düşünüyorum. Alırsa gerçekten çok daha iyi olur. 94 kendinden de boostlar. Ama Vanyama'yı da bilmiyorum derece falan basar herhalde tam anlamadım. Karun nasıl Ronaldinho mu beceri mi demiş. Ronaldinho. Kesinlikle Ronaldinho oğlum o soru mu? me -O, o kısmın boş ve Ronaldinho tabii ki. Kazri abi? Kazri ile oynamaktansa tabii ki de Ronaldinho ama harika olur Ronaldinho'yu alabiliyorsan. Beceri falan sakın alma şu an. Becerilerin aslında çok da yüksek değil. Benimki kadar yani. E, kadron benden çok daha yüksek olduğu için yüksek değil diyorum bu arada. Mendy mesela bende daha fazla boost oynuyor. Ama genel olarak güzel. Zapata yerine Maldini, Solbeck VIP kartı, Santrafor, Tots bir yetek gelecek. Yetek hesap öneri alırım demiş. Hesap yedekmiş. E, Milan kardosu kuruyor. Milan hayranı bir kardeşimiz galiba. Kardeşim kadronu beğendim. Milan kalp yazmış zaten. Güzel bir kavram var. Öneriye de gerek yok. Zaten Milan oyuncularından kuruyorsun. Özel kartları çıktıkça almaya çalış. Sağ kanatta da zaten sağ kanat oyuncuları kullan ama şu kalmasın burada. Bu adam burada durmasın. Mustafa Numan Kocaman, M.O.O. Ronaldinho, Kaleci Buffon, Alisson, Head to Head, Forster, Santrafor, Werner yerine Potem, Piatek, Jovic demiş. 122 gen kadro var. Gerçekten harika görünüyor. Kaz yerine Ronaldinho gelebiliyorsa ki gelecekmiş harika olur. Mendy yerine Buffon gelmesine gerek yok. Alisson mu Buffon mu demiş ama bence Mendy kalsın. Mendy gerçekten güzel bir kaleci arkadaşlar. Totaline baktık. Herkesten daha düşük. Kalecilik özelliklerine canlı yayında baktık. Bunu ben fark ettim bu arada. Gerçekten Mendi harika bir kaleci. Zaten rakip yendi görüyorsunuz. Mendi'nin FIFA Renders'daki total ratingine bakmayın arkadaşlar. Özelliklerine bakın. Sadece kaleci özelliklerine bakarsanız. Hani Mendy'nin şut gücünü ne yapacaksınız? Pasını ne yapacaksınız? Uzun pasını ne yapacaksınız abi? Zaten kaleciye top gelince genelde savunmamızdaki adama top atıyoruz. O da 10 falan olmadı sürece. Yani isabetli atabiliyor. Onu hatta uzun pası da çok düşük değil ama. Mesela birisinin 90, Mendy'nin diyelim 75 abi bu 25 puan fark ediyor. Ve böyle gereksiz özellik çok var. O yüzden Mendy'nin total ratingi düşük. Ama kalecilik becerisi olarak Mendy gerçekten çok üst seviyede. Bunu bilin. Mendi gerçekten iyi bir kaleci. Bunun özelliklerine ben tek tek baktım ve yanlışlıkla abi şu anda Evet tamam çıkabildim güzel. Ee, abi ne olacak şimdi? Ha tamam. Niye dondu oğlum? Ha tamam. Her neyse arkadaşlar genel olarak iyi yani kadron. Gökhan kaygusuz. Ya bence Mendy değiştirme. Başka ne demişti bir dakika? Potin Piatek Jovi çok bilmiyorum onları. Head to head Forster falan boş ver abi. Gerçekten boş ver. Ya Forster iyidir ama Mendy de gerçekten kötü değil. Uğraşma başka oyuncuların başkaları için uğraş bence. Mendy'den çok memnun kalacaksın zaten memnunsundur. Gökhan Kaygusuz 93 gen Obama yak çıkarmış Tots EPL paketinden çok eski bir paket ama güzel bir paket. Bilal Akkurt olarak güzel bir kadron var kardeşim. Harika. Muazzam. Güzel. Beğendim. Fatih Erdoğan kaz yerine Re... Ronaldo alacağım. Re... Ronaldo mu bu? Şey mi? Brezilya Ronaldo mu? Vanyama yerine Casemiro gelecek. Öneri bütçe 10 milyon. Brezilyalıları topluyor. Vanyama yerine Casemiro gelirse gerçekten güzel olur. Casemiro neyse ben şimdi spoiler vermeyeyim. Ama genel olarak kardeşim kadronu güzel beğendim. Gökdeniz görmüş abi sol beke kimi alayım videoya selamın aleyküm demiş. Aleyküm selam kardeşim sol Roberto Carlos'u alabilirsin ben beğeniyorum ama son zamanlarda çok beğenmemeye başladım. Ee, başka kim vardı abi çok sol bek var oyunda Jordi Alba falan vardı galiba tam hatırlamıyorum özel kartları ama. Roberto Carlos'tan ben memnunum değiştirmeyi de düşünmüyorum bu arada onu da söyleyeyim yani. Ama böyle %100 memnun kalır mısın bilmiyorum. Carlos şu an 113 yakın zamanda MDO Casemiro gelecek ve 115 olacak demiş. Üf, 113'e niye 113 haline atmadın? Onu çok merak ediyorum. Oyuna girip bir SS almak bu kadar zor olmamalı. Ama genel olarak kadron güzel kardeşim. Kadronu beğendim. Gerçekten güzel. Bu kadro da genel olarak güzel. gen Casemiro'yu da muhtemelen çıkarmış. Daniel Ves'i de çıkarmış. Bu etkinlikte güzel paketler açmışsın. Ama bir de beni görün arkadaşlar. Bakalım ben neler çıkaracağım. Hadi bakalım. Fatih Erdoğan 97 gen sadece çıkarmış. Amazon paketinden gerçekten çok güzel. Ve Yüzgen Casemiro çıkarmış. Tebrikler. Burada eski etkinlikten görüyoruz. Ferhat Ering'in 118 yerlik bir takım var. Gerçekten harika bir takım. Genel olarak arkadaşlar şu anda biraz hızlanalım. Ve 115'in üstündeki kadrolara da bakacağım. Bütün kadroları göstermeye çalışıyorum. Bu kardeşimiz Ayberk Topal defansı yüzleyebilirim, yüzleyebilirim yoksa öneri demiş. öneri yoksa defansı yüzleyebilirim demiş. Ha, öneri olarak abi Kanavaro yerine kim kullanabilirsin? Ben Pike'den çok memnunum. Pique'yi kullanabilirsin. kimin yerine Zanetti ama sen alamazsın şu anda. Kim iyidir o zaman? Jordi Alba bak ben Jordi Alba'nın bundan bahsediyordum zaten. İyi Jordi Alba çünkü. Ama Roberto Carlos mu Jordi Alba mı derseniz bence Roberto Carlos daha iyi olabilir ya. Ama böyle çok küçük böyle boy olarak ve fizik olarak. O yüzden böyle bir etkisiz kalabiliyor bazen defans yaparken. Onu fark ediyorum bazen. O yüzden onu birazcık şey tam olarak sevmiyorum. 12 paketten bundan başka bir Casemiro Firmino Jesus daha çıktı demiş. Helal olsun kardeşim gerçekten güzel. 12 paketten vay anasını yani yuh Oha abi cidden 12 paketten bu kadar çıktıysa helal olsun. Gerçekten şanslısın doğru söylüyorsa yani. Öneri istemiş. Kardeşim zaten güzel bir kanon var. olandan muhtemelen memnun değilsindir. Değiştir Nangolan'ı. Matip, Çiğelliğine ve Pike var. Güzel kanon var. Gerçekten kanonu beğendim. 3-4-3 ama sana zarar veriyor olabilir ya belki. Bilmiyorum ama 3-4-3 çok da iyi olmayabilir. O arada bir değiştirebilirsin. 80 artıgen totvik oyuncusu paketinden 90 gen Belote çıkarmış. Usta çıkarmış. Ben 90 gen bana da 90 çıkar. satayım? Hayattaki şansım işte. Neyse. Alperen 97 gel Sanchez çıkarmış. Şöyle bir inelim aşağıya. Yusufcan Delikuş 97 Gabriel Cusuz. Enes Metin Casemiro Amazon'dan demiş. Helal olsun kardeşim. Recep Olukuş Vedat Muriçi paylaşmış. MOO 97 Ali gelecek. Bütçe 4 milyon. Sen de öneri verir misin abi demiş. Veririm kardeşim tabii ki. Niye vermeyeyim? MOO -O, 97 Ali gelecek demiş. Bence gelmesin ya. Bilmiyorum gele de bilir aslında. Şu an kararsız kaldım cidden. Harbi kararsız kaldım. 4 milyon bütçe ama çok da ben öneri vermeyeyim. Meo sen 97 Ali'yi al alabiliyorsan. Ama bilmiyorum Kazri de kötü ama ya. Kazri gerçekten Nangolan'ı beğenmiyorsunuz ya. Bu Nangolan'dan daha da hani kötü bile. Oha! Nasıl oluyor abi? Bu nasıl olmuş arkadaşlar? Bunu yorumlara yazabilir misiniz? Etkinin ilk geldiği anda mı satmış? Niye böyle 90 niye 37 milyon anasını satayım? Onu anlamadım. Onluk açılan paketten Casemiro çıkmış. Hemen arkadaşlar hızlıca iniyorum. 121 yen. Buyur reis demiş. Of Van Basken. Abi bu ne? Bu ne? Kadroya bak. Harika. Harika abi. Videoya selam veren herkese aleyküm selam. Abicim Erhan Küçük'ün kadrosundayız. İşte kadro yorumlamaların aslında abi ustası. Aslında kadro yorumlamaların kralı. Erhan Küçük. Bütçe 60 milyon demiş. Şimdi bana düşmez abi Erhan Küçük'e öneri vermek ve normal boost kullanıyor. O yüzden ben çok normal boost oyuncularını da hatırlamıyorum aslında. Ama ne desem bilemedim ki abi. Messi'yi zaten çok seviyorum. Messi'yi kullansın. Genel olarak da efsane bir kadron var zaten. Sen bana öneri ver. Ben sana öneri vermeyeyim. Abi gerçekten harika. Gerçekten harika. Hatta ben bunu kapağa koyarım. Ben bunu kapağa koyarım. Video kapağına koyarım. Bu çocuk ile abicim. Hatta abi buna şöyle bir güzellik yapıyorum. Şu anda abi videonun kapanışındayız. Kapanışına geçeceğiz birazdan. Ve kapanışta arkadaşlar... Erhan Küçüğün kanalının abone olma tuşu koyacağım. Ona bir abone olabilirsiniz istiyorsanız. Burada videomuzun sonuna geldik. Erhan Küçüğün kadrosuyla videomuzun sonuna geldik. Gerçekten güzel bir kavram var Erhan'cığım. Beğendim. Arkadaşlar şimdi ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Şuradan Erhan Küçüğü abone olabiliyorsunuz. Şuradan da benim bir videoma gidebilirsiniz. Bak bana abone olma butonu koymadım. Aşağıdan abone olun zaten ama Erhan Küçüğün kanalında şuradan abone olabilirsiniz. Hoşçakalın sizleri gerçekten çok seviyorum. Bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Erhan Küçüğe de abone olmayı unutmayın. Ve... Bye bye!